Herkese merhaba. Elimde görmüş olduğunuz akıllı telefon Nokia Lumia 520. Nokia'nın 2013 Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtmış olduğu giriş seviyesi Windows Phone 8 telefonu. Bu telefon Haziran ayı içerisinde Türkiye'de de piyasaya sunuldu. Avea, Vodafone ve Turkcell tarafından bu akıllı telefon müşterilere sunuluyor. 599 liralık bir peşin satış fiyatı var Nokia Lumia 520'nin ve şu anda piyasadaki en uygun, en ucuz Windows Phone 8 cihaz olma özelliğini taşıyor bu telefon. Baktığımızda tasarımına Nokia Lumia 520'nin kendisinden üstte bulunan 620, 720, 820 ve 920 gibi Lumia cihazlarından çeşitli tasarım izleri taşıdığını görüyoruz. Baktığımızda biraz 720'yi andıran bir hava var. Arka bölüm biraz daha baktığımızda Lumia 920 andırıyor yine. Çıkarılabilir bir kapak var. Hem 620'de hem de 820'de gördüğümüz şekilde ve bu kapağın çıkarılması da tıpkı 820'de olduğu gibi gördüğünüz şekilde tırnağımı üst bölüme sokuyorum ve görmüş olduğunuz plastik, yumuşak plastik yüzeyle kaplı arka kapağı yerinden çıkarıyorum. Siyah renk elimdeki, bunun beyaz, sarı, cam göbeği, mavi ve kırmızı gibi farklı renkleri de var. Böylelikle özelleştirilebilir bir telefon Lumia 520. Gördüğünüz gibi arkasında bataryayı görüyoruz. 1430 mAh kapasiteli bir batarya var. Yine microSD kart yuvası ve microSIM kart yuvası var. Telefonda 8 GB'lık dahili bellek var microSD kart yuvasıyla. Bunu arttırmak mümkün oluyor. Bunun yanı sıra çift çekirdekli işlemci var 1 GHz hızında ve 512 MB RAM var. Nokia Lumia 520'de. Nokia teknik özellik bakımından Lumia 520, 620 ve 720 gibi serinin üst, daha üst cihazlarından pek farklı tutmamış. Tabii ki bazı eksik noktalar var. Örneğin NFC yok. Üst Lumia cihazlarında gördüğümüz NFC bu cihazda yok. Öte yandan arkada yer alan 5 megapiksel kameranın yanında flash görmüyoruz. Bu da bir diğer nokta. Bunu da söylemek gerek. Onun dışında Lumia 520 işi rahatlıkla görecek bir telefon. Ekranı 4 inç, 480x800 piksel çözünürlüklü. Yani Lumia 620, 720 ve 820'de kullanılan çözünürlük var. 4 inç ekranda da düzgün bir görüş sunuluyor. IPS ekran var ancak Clear Black teknolojisi yok. Biraz ekranın siyah renk seviyesi düşük. Görüş açıları aslında fena sayılmaz. Açıyı yükselttiğimizde renklerde fazla bir değişim yok ancak parlaklık azalıyor. Bu dikkatimizi çekiyor. Güneş ışığı altında bu telefonun ekranı düzgün bir görüş sunuyor. Bunu söyleyebiliriz. Tepkisellik açısından baktığımızda da fena sayılmaz. Hafif bir sürtünme hissi var ekranda. Giriş seviyesi çoğu telefonda gördüğünüz gibi Lumia 520'de de var. Ancak tepkisellik açısından çok fazla bir problem yok, bunu söylemek gerek. Ve 480x800 piksel çözünürlükte Windows Phone 8'in canlı kutucuklarını, menülerini rahat bir şekilde gösteriyor. Yalnız internet tarayıcısını, belki masaüstü siteleri görüntülerken genel görünümde biraz yavaş problem olabilir. Bunun dışında herhangi bir negatif durum söz konusu değil. Ayarlardan yine telefonun her türlü ayarını yapabilirsiniz. Wi-Fi ayarı var. Wi-Fi bağlantısı desteği var ve 3G bağlantısını Wi-Fi üzerinden paylaştırabilirsiniz. Bu da Windows Phone 8'de gelen bir özellik. İnternet paylaşım özelliği Lumia 520'de de var. Bunun dışında yine Nokia'nın çeşitli uygulamaları da yüklü geliyor. Görmüş olduğunuz gibi Here Drive, Here Maps var. Bilen göz uygulaması bu telefonda çalışmıyor, onu belirtelim. Yine Nokia uygulamalarını mağazada da bulabilirsiniz. Windows Phone mağazada özel bir Nokia Collection bölümü var ve burada da Nokia'nın özel uygulamaları, Nokia'nın öne çıkardığı uygulamalar listeleniyor. Bunları da Nokia Lumia 520'ye indirip yararlanabilirsiniz. Bunu belirtmek gerek. Aynı zamanda yine Nokia dışında Windows Phone mağazada farklı geliştiricilerin sunduğu uygulamalar da var. Bunları da kullanabilirsiniz. Bunun dışında kamerasını, arayüzünü gösterelim. Yanda yer alan kamera tuş aracılığıyla kamera uygulamasını açabilirsiniz. 5 megapiksel kamera ortalama bir kalite sunuyor. Çok fazla bir şey beklememek gerekiyor. Çeşitli lensler var. Akıllı çekim, sinemagraf ve panorama yüklü olarak var. Tabii yine Windows Phone mağazadan başka lensler bulabilirsiniz. Akıllı çekimle arda arda sahneler çekebilir ve en iyisini seçebilirsiniz. Sinemagrafta çeşitli animasyonlar oluşturma izin veriyor. Panorama zaten biliyorsunuz. Panoramik fotoğraflar oluşturabiliyorsunuz. Söylediğim gibi Windows Phone mağazadan farklı seçeneklerle seçenekleri bulabilirsiniz. İsterseniz ekrana dokunarak, isterseniz de yanda yer alan deklanşör tuşuyla çekiminizi gerçekleştirebilirsiniz. Telefonun tasarımına bakmaya devam edelim. Sağ tarafta toplanmış genellikle tuşlar. Ses, güç ve kamera tuşu var. Arkada 5 megapiksel kamera. Üste
3,5 milimetreli kulaklık jacki ve altta da micro USB portu var. Bunlar dikkat çekiyor. Ekranın altında da yine navigasyon tuşlarını görüyoruz. Windows Phone özel navigasyon tuşları yer alıyor Nokia Lumia 520'de. Nokia Lumia 520 ile ilgili aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Telefonla ilgili daha fazla ayrıntıyı teknoblog.com'daki inceleme yazısında bulabilirsiniz.